Dubai, cüretkar mühendislik projeleriyle ünlü. Ama komşusu Abu Dhabi, Dubai'yi geride bırakmaya hazırlanıyor. Burası sermaye kapısı. Dünyanın en eğimli gökdeleni. İtalya'nın Pisa Kulesi'nin 5 katına varan eğimiyle yer çekimine adeta meydan okuyor. Gökdeleni ayakta tutmak için sıra dışı bir mühendislik çalışması gerekiyor. Bina, gökdelenlerin kitabını baştan yazmaya hazırlanıyor. Abu Dhabi Şeyhliği İran Körfezi'nin ucunda yer alıyor. 1971'de bir araya gelerek Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan 7 devletin en zengini ve büyüğü. Abu Dhabi modern zamanlarda çehresi en çok değişen şehirlerden biri. Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan, Abu Dhabi'nin Süper Şehirler Ligi'nin bir oyuncusu haline gelmesini istiyor. Başkentini dünya çapında bir iş ve turizm merkezi haline getirebilmek için 200 milyar doları gözden çıkarmış. Dünyanın en pahalı otelini inşa edebilmek için şimdiden 3 milyar dolar harcamış. Emirlik Sarayı'nın altından 114 kubbesi var ve lüksün doruk noktası. Odaların geceliği 12 bin dolara kadar çıkıyor. İnşa ettiği başka şeyler de var. 40 bin kişilik kapasitesiyle dünyanın en büyük ve geniş camilerinden birini yaptırdı. Büyük caminin içinde dünyanın en büyük halısı ve kristalli avizesi yer alıyor. Ama bu binalar bile şeyhin sıra dışılığa duyduğu açlığı dindirememiş. Şeyh şimdi insanların ağzını açık bırakacak ve Abu Dhabi için uluslararası simge haline gelecek bir başka yapının peşinde. Şehre mimari bir simge kazandırma görevini üzerine alan isimse şeyhin kuzeni Majesteleri Şeyh Sultan bin Tahnun El Nahyan. Mimari açıdan eşsiz bir bina olacak ve konumu itibariyle Abu Dhabi'yi dünyanın kültür merkezlerinden biri haline getirecek. Mimari de bunun bir parçası. Önemli olan ilham ve sanattır. Bu çok zor bir iş. Bu ülkede sıra dışı mühendislik normal sayılıyor. Komşu emirlik Dubai, şimdiden 828 metreyle dünyanın en uzun gökdeleni olan Burj Al Halife'yi ve sıra dışı bir otel olan Burj Al Arab'ı inşa ederek öne geçmiş durumda. Şeyh Sultan mimarlardan oluşan bir ekip kuruyor ve kısa bir toplantı düzenliyor. Daha büyük veya yüksek değil, mimarinin kurallarına meydan okuyan bir bina istediğini anlatıyor. Konsept mimarlardan biri olan Neil van der Ween için bu bulunmaz bir fırsat. Bu dönemin ruhu bu. Her şey mümkün. Her şeyi yapabilirsiniz. Abu Dhabi'nin en ileri noktada olduğunu vurgulayan bir mimari üzerinde çalışıyoruz. Mimarlar Abu Dhabi'nin arazisinden ilham almaya karar veriyor. Aradıkları fikirleri rüzgarların aşındırdığı kum tepelerinde ve İran Körfezi'nin azgın dalgalarında buluyorlar. Her ikisi de dinamik ve doğanın ritmini yansıtan akışkanlar olan rüzgar ve sudan ilham aldık. Sonra bunları zamanın belli bir anında nasıl dondurabiliriz diye sorduk. Sonuç olarak çok daha düz bir yüzey. Tasarımı gördüğümde çok memnun oldum. Zaten böyle binaların ruhunu 2 saniye içinde anlayabiliyorsunuz. Ekip sıra dışı bir tasarım hazırlamıştı. 160 metre yüksekliğe kadar spiral çizen, ilhamını çöl rüzgarından ve kum tepesinin üzerinde yükselen bir dalgadan alan,
Yer çekimine meydan okuyan bu gökdelenin eğimi, İtalya'nın eğik kulesi Pisa'nınkinden 5 kat daha fazla. Kulenin her yerinin açısı farklı. Böyle bir yapıyı ağzınız açık izleyeceğinizi garanti ediyoruz. Tasarımın kabul edilmesini gerçekten istiyorduk. Bir vizyon göstermek istiyorduk. Birdenbire onlarda da karşılık bulduğunu anladık. Ondan sonra projeyi durdurmak imkansızdı. Şeyh Sultan alt katların Abu Dhabi'nin en prestijli iş merkezi haline gelmesini istiyor. Üstteki 18 katsa krallara layık 5 yıldızlı bir otel görevi görecek. Ama yarattığı etkiyi azamiye çıkarabilmek için gökdelenin yapılacağı yerde prestijli olmalı. Şeyh, kulenin ülke çapında önemi olan bir yerin, ulus için büyük öneme sahip olan büyük meydanın yanında yapılmasını istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurucusu olan amcası Şeyh Zayed tarafından inşa edilen mekan, günümüzde milli bayramların kutlamalarında kullanılıyor. Bu meydanla gökdelen sayesinde Abu Dhabi'nin geçmişiyle geleceği birbirine bağlanacak. Bu topraklarda son 50 yılda büyük değişiklikler olmuş. ...1958'de büyük petrol rezervlerinin bulunmasıyla gelişimin önü açılmış. Abu Dhabi Şeyhi Zayed'in ise başka bir vizyonu varmış. Tüm şeyhlikleri bir araya getirerek ülkesini Batı'nın finansal hakimiyetine karşı güvenceye almak istiyormuş. Siyah altından elde ettiği geliri çölün içinden yükselen bir şehir yaratmak için kullanmış. Zayed'in mirası bugün ayakta ama oğlu da geride bir şeyler bırakmak istiyor. Abu Dhabi'yi bir kez daha dönüştürürken dünya çapındaki bilinirliğini arttırmayı planlıyor. Şeyh Halife 2 milyar dolara sermaye merkezi adı altında yeni bir iş merkezi inşa etmeyi planlıyor. Orta Doğu'nun en büyük iş merkezi olan Abu Dhabi Ulusal Sergi Merkezi'nin yakınına inşa edilecek. Burası mimari bir simge için kusursuz bir mekan. Kulenin bulunduğu yerden ilham alan ismi ise Sermaye Kapısı olacak. Fikrin çizim masasından şantiyeye taşınması gerekiyor. Asıl sorunsa daha önce kimsenin böyle bir gökdelen inşa etmemiş olması. Herkes böyle bir bina inşa etmenin delilik olduğunu düşünüyordu. Nasıl yapacaksınız diye soruyorlardı. Sermaye kapısının yer çekimine meydan okuyan tasarımını gerçeğe dönüştürmek için sıra dışı bir mühendislik çalışması gerekiyor. Zorluklar daha ilk günden başlıyor. Üst katlarında zeminin hizası arasındaki 33 metrelik fark, binayı temelinden sökmek isteyen büyük kuvvetlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Şantiyede bulunan proje mimarı Tony Archibald'ın zorluklar karşısında cesareti biraz kırılıyor. Projeye dahil olup çizimleri ilk gördüğümde gözlerimi birkaç kez kırpmak zorunda kaldım. Gördüğüm şeyin doğru olduğundan emin olamadım. Başımıza nasıl bir dert aldığımızı anlamam biraz zaman aldı. Sermaye kapısını ayakta tutmak zorlu bir mühendislik çalışması gerektiriyor. Yer çekimine karşı kullanmak için kullanılacak tek bir yöntem yok. Yenilikçi birkaç tekniğin birleştirilmesi gerekiyor. İşe toprağın altında kalacak olan temelin atılmasıyla başlanıyor. Binanın bir yanının ağırlığı temeli aşağı doğru iterken diğer yanındaki ağırlık dışarı doğru çekiyor. Bunun sebebi ise binanın eğimli olması. Çözüm, iki farklı şekilde görev yapacak 400 kadar beton plaka. Eğimin olduğu taraftaki temel kazıkları ağırlık yüzünden yerin altına doğru itiliyor. Diğer tarafta kalan zemin kayasının en derin noktasına kadar gömülen kazıklarsa
temeli yerinden sökmeye çalışan güçlere karşı koymaya çalışıyor. Sermaye kapısının ağırlığını temel kazıklarına eşit şekilde dağıtmak için temele çelikle güçlendirilmiş beton bir levha yerleştiriliyor. Temeli atarken her unsurun mühendislik çalışmasının binaya özel olarak tasarlanması gerektiğini öğrendik. Ekskavatörler 6000 metreküp gibi devasa miktarda kumu kazıp çıkarırken yüzlerce temel kazığı 8 hafta gibi kısa bir sürede çakılıyor. Çok küçük bir alana bir sürü temel kazığı çakmamız gerekiyordu. Çok zor bir işti. İşlerin tümünün zamanında bitirilmesi gerekiyor. Şeyh Sultan, sermaye kapısının imkansız bir sürede bitirilmesini istiyor. 2 yıldan kısa bir süre içinde Abu Dhabi, dünya enerjinin geleceği zirvesine ev sahipliği yapacak. 50 ülkeden 3000'den fazla delege ve basın mensubu hemen yakınlardaki Abu Dhabi Ulusal Sergi Merkezi'nde toplanacak. Sermaye kapısını ve Abu Dhabi'nin yeniliğin yeni adresi olduğunu herkese göstermek altın değerinde bir fırsat. Ama bu eşsiz gökdelenin sadece 24 ay içinde tamamlanması gerektiği anlamına geliyor. Temel atıldıktan sonra sıra binanın yer üstündeki kısmının inşaatına geliyor. Ama binanın aşırı eğimli yapısı yüzünden alıştığımız gökdelenlerden çok daha farklı bir şekilde inşa edilmesi gerekiyor. Temeli atmayı bitirdikten sonra bunun karşılaşacağımız pek çok sorunun ilki olduğunu anladık. Normal bir gökdelenin dik durabilmek için dik bir çekirdeğe ihtiyacı vardır. Ama sermaye kapısının eğrileri standart bir çekirdeği parçalayıp yıkabilir. Mühendisler geleneksel yöntemleri bir kenara bırakıp yer çekimine karşı koyabilmek için yenilikçi yöntemler geliştirmek zorunda. Şantiyenin hemen yanı başındaki çölden ve rüzgarın şekil verdiği kum tepelerinden ilham alan mimarlar kıvrımlı bir tasarım geliştirmiş. Ama sermaye kapısını ayakta tutabilmek için devrimci bir mühendislik anlayışına ihtiyaç var. Normal gökdelenler binanın ağırlığını dağıtmaya yarayan ince ve düşey bir çekirdeğin etrafına inşa edilir. Binanın çıkıntısı o kadar fazla ki konvansiyonel bir çekirdek yapmamız durumunda işe yaramayacağı kesindi. Böyle bir durumda düz bir çekirdek yapamazsınız. Yeterince güçlü olmaz. Sermaye kapısının tasarımı konvansiyonel bir çekirdeğin tehlikeli bir şekilde eğilmesine sebep olur. Eğimin sebep olduğu büyük çıkıntının ağırlığı çekirdeği bir yöne doğru esnetir ve betonun parçalanmasına yol açar. Yapı mühendisi Mona Vasih, bu ciddi sorunu çözmeleri gerektiğinin farkında. Binayı ilk gördüğümde imkansız dedim. Böyle bir şeyi inşa etmek mümkün değil. Bir çocuğun öylesine yapıp ortada bıraktığı bir çizim diye düşündüm. Mimarlar için böyle şeyler düşünmek kolay. Ama bizim onların ihtiyaçlarını ve tasarımın gereklerini yerine getirmemiz o kadar da kolay olmuyor. Mühendisler çığır açan 2 yenilikçi çözüm geliştirmiş. Planlarının ilk bölümü çekirdeği binanın ters yönüne doğru eğimli olarak inşa etmelerini gerektiriyor. Yapının inşaatı ilerledikçe fazladan ağırlık çekirdeği düzeltecektir. Toplam eğim 350 mm ama yarattığı fark çok belirgin. Düz bir çekirdekte parçalanacak olan beton bu haliyle sıkışarak güçleniyor. Çekirdeği eğimli olarak inşa ediyoruz. Üst katları ekleyince ağırlık sayesinde yine düşey olacak. Yani düşey çekirdek sürekli bir gerilim altında ve gücünü de buradan alıyor. Çekirdek haftada 4 metre yükseliyor. Bu işten inşaat müdürü Les Fairchild sorumlu. Bugüne dek yaptığım en karmaşık çekirdek.
Binayı ayakta tutan çekirdek belli bir eğimle inşa ediliyor. Çekirdek kayar kalıp adı verilen bir yöntemle inşa ediliyor. Önce çelik destek elemanları yerleştiriliyor. Çeliklerin etrafı çekirdeğin şeklini veren bir kalıpla kapatılıyor. Çelik desteklerin çevresi betonla kaplanıp yukarı doğru kaydırılıyor. Ve işlem yeniden başlıyor. Kayar kalıp yöntemi hidrolik bir platformdur. 4 metrelik bir katı bitirdikten sonra kalıbı krikolara bağlıyoruz ve hidrolik sistemle bir üst katın olacağı yere kaydırıyoruz. Çekirdek düzeldikçe güçlenecek ama betonun bu muazzam yükü kaldırabilmesi için betonarme demirleriyle takviye edilmesi gerekiyor. Betonarme demirleri gündüz yerleştiriliyor. Ama sıcaklığın 50 santigrat dereceye yakın olması beton işlerini zorlaştırıyor. Beton çok hızlı kuruduğundan çatlaklar oluşabiliyor. Doğru hızda kuruması için betonun gece serinliğinde atılması gerekiyor. Çekirdek yükseldikçe sıvı betonun daha uzun mesafeler boyunca taşınması gerekiyor. Boruları tıkamayacağından emin olmak için betonun kıvamı sürekli çökme testleriyle kontrol ediliyor. Beton kamyondan döküldüğü anda kıvamının yumuşak mı sert mi olduğunu anlarsınız. Çökme testinde kontrol ettiğimiz şey de budur. Koli şeklinde bir kalıbın içine döküyoruz. Kalıbı kaldırdığımız zaman betonun yüksekliği azalıyor. Kıvamı bu şekilde belirliyoruz. 215 milimetrelik bir çökme söz konusu. Bu da önceden belirlenen değerler dahilinde. Beton dökülmeye hazır. Kamyon pompaya doğru ilerlerken fail çağrılığında çekirdeğe gitmesi gerekiyor. Merdivenle çıkabilir ama 90 metrelik yüksekliğe tırmanmak zor olabilir. Çok daha hızlı bir yöntem kullanıyor. Vinçli asansör. İnşaat gayet iyi gidiyor. Beton sevkiyatında herhangi bir kesinti yaşamadık. Şu anda işçi arkadaşların çalışmakta olduğu üst kata pompalıyoruz. İşçiler her şeyi doğru yapabilmek için bir metre derinliğindeki tabakalarda bir yandan diğerine koşturuyorlar. Beton atmak heyecanlı bir iştir. Bir anlamda üst katı çıkmaya hazır olduğumuz anlamına gelen bir başarıdır. Ama çekirdeği eğri olarak inşa etmek ve inşaat demirleriyle güçlendirmek, sermaye kapısının yer çekiminin gazabına uğramasını önlemek için yeterli değil. Çekirdek duvarına daha fazla takviye yaptığımız ve duvarların merkezine yüksek gerilime dayanıklı çeliği duvarların ortasından geçirdiğimiz bir gerilim sonrası çözümü geliştirdik. Duvarların ortasından çelik teller geçiyor. Belirlediğimiz yüksekliğe ulaştıktan sonra telleri çekiyoruz. Aslında yaptığımız şey duvarın içinden geçen tendonları germek. Çelik kısımları bir gerdirme makinesi vasıtasıyla çekiyorum. Gerdirme işlemi sonrasında çekirdek üzerine binecek olan yükü kaldıracak hale geliyor. Fazladan takviyeli yerler yıkılmasını önlüyor. Gerilim sonrası yöntemi için betonun içine 146 adet çelikten oluşan tendonlar örülüyor. Tendonların her biri 20 metre uzunluğunda. Bu da binanın 5 katına denk geliyor. Azami güç için birbirlerine bağlanıyorlar. Tendonların çekilmesiyle ortaya çıkan gerilim kuvveti, büyük eğimin yarattığı çekme kuvvetini telafi ederek betonun kırılmasını önlüyor. Şantiyedeki ekip gerilim sonrası yöntemini çekirdeğe uyguluyor. Ama bu yöntemi daha önce kimse bir gökdelende düşey düzlem üzerinde kullanmamış. Uzun tendon çekirdeğin tepesine kadar çıkarılıyor. Tamam.
Ekip çekirdeğin içerisinde kendine açılmış kanaldaki yerine yerleştirmek için tendonun kendi ağırlığını kullanıyor. Tendon yerine yerleştirildikten sonra ekip iki ucunu da kapatıyor ve çelik telleri germeye hazırlanıyor. Havalı bir kriko bağlandığı kabloları teker teker çekiyor. Bu 5 binek arabayı bir ipin ucuna bağlayıp çekmeye benziyor. Çelik tendon doğru gerilim seviyesine gelene dek çekildi. Beton atma işlemi devam edebilir. Kullanılan çelik tel miktarı yaklaşık 120 ton. Uzunlukları 120 bin metre kadar. Golden Gate Köprüsü'nde kullanılanın yaklaşık 40 katı. İşlem sürekli tekrar ediliyor. Ve çekirdeğin sermaye kapısının büyük eğiminin sebep olduğu yükü kaldıracak dayanıklılığa erişmesi sağlanıyor. Ancak ekibin aşması gereken daha büyük bir sorun var. Binanın döner ve eğik tasarımının bir şekilde teoriden gerçeğe dönüşmesi gerekiyor. Ve bu, mimarinin kurallarının bir kez daha esnetilmesi anlamına geliyor. Abu Dhabi'nin mimari simgesi sermaye kapısı için kıvrımlı bir dış cephe yapılması gerekiyor. Ancak binanın aşırı eğimi bir kez daha sorun yaratıyor. Binanın bariz bir şekilde eğimli olan şekli, geleneksel gökdelenlerde kullanılan inşaat çözümlerinin bizim durumumuzda kesinlikle işe yaramayacağını gösteriyordu. Zemin alanını azemiye çıkarmak ve büyük panoramik pencerelere imkan sağlamak için binanın tasarımının ince olması gerekiyordu. Bu soruna çözüm bulması gereken mühendislerden biri İrfan Ahmet'ti. Yapı mühendisleri için mimari ihtiyaçları kabullenmek her zaman zordur. Her zaman daha incesini isterler. Bu mühendislik sorununun çözümüne tavuklar yardımcı oluyor. Binanın derisi olarak nitelendirebileceğimiz dış cephenin yapısı yumurtanınkine benziyor. Yumurta, üzerine binen tüm yükü kabuğunun tamamını eşit olarak dağıttığı için yüksek basınca dayanabilir. Böylece kabuk incelir ve içerisinin daha geniş olmasını sağlar. Çok ince ve çok güçlü. Yumurta gibi kırmaya çalışırsanız son derece dayanıklı olduğunu da göreceksiniz. Bir dayanıklılık testi yapalım. 170 tane yumurtayı dizmiş bulunuyoruz ve cüruf briketi kullanarak bunların üzerine yük bindireceğiz. Büyük an geldi. Şimdilik iyi gidiyoruz. Briketlerin her birinin ağırlığı 15 kilogram. 170 yumurtanın üzerine bir binek arabasının yaklaşık yarısı kadar yük bindirmiş durumdayız. Bakalım ne kadar zorlayabileceğiz. 30 briket oldu ve dayanma güçlerinin sınırına geldiler. Bu sefer iş bitti. Sona geldik artık. Yumurtalar sonunda yüke dayanamadı. Ama kırılmadan önce 450 kilogram. Yani bir binek arabanın ağırlığının yarısını taşımayı başardı. Buranın tamamı için kullanacağız. Sermaye kapısının yükünü yumurta kabukları taşımayacak. Ama diğer grid kullanılarak aynı prensibi uygulamak mümkün. Diğer grid, çekirdeği saran çelik bir yapıdır. Çelik kirişler eklemlerle bir araya getirilerek çarpı işaretine benzeyen şekiller oluşturulur. Bu şekillerden 720 tanesi bir araya gelince çok ince ama çok güçlü olan diagrit ortaya çıkar. Ve yük çarpı şeklindeki eklemler sayesinde binanın dışına eşit olarak dağıtılır. Bunu homojen bir ağ oluşturup yükleri eşit olarak dağıtarak yapıyoruz. Bu da ince bir yapı inşa etmemize olanak tanıyor. Şantiyenin içinde 240 çelik üreticisinden oluşan bir ekip diagridi birleştiriyor. Sermaye kapısının tabanındaki nispeten kolay olan düz kısımlarını bitirmişler. Ama eğim arttığı için montajın bundan sonraki kısmı daha zor olacak.
Her bir parçanın ağırlığı 16 tonu buluyor. Ve geometrileri farklı olduğundan belli bir açıyla yukarı çıkarılmaları gerekiyor. Diagrit, milimetrik bir hassasiyetle birleştirilmezse parçalar ağırlığı eşit olarak dağıtamayacak, bu da yapının zayıflamasına yol açacak. Mühendisler uzman çelik üreticileriyle sürekli irtibat halinde olmak zorunda. Diagrid'i 150 kilometre uzaklıktaki komşu emirlik Şarjah'ta tasarlıyorlar. Bu şirket için sıra dışı inşaatlar sıradan hale gelmiş. Petronas kulelerinden birini ve Dubai'nin simgesel binalarından Burj Al Arab'la Burj Halife'yi onlar inşa etmiş. Ama sermaye kapısının devrimsel tasarımı uzmanların bile sınırlarını zorluyor. Planlama katında proje mühendisi P. Pascaran ve ekibi binanın son derece karmaşık olan Diagrid'in sorunlarını çözebilmek için yeni bir 3 boyut yazılımı kullanmaya başlamış. 3 boyutlu modellemenin yapılması gerekiyor. Önceden görülmeyen kritik sorunlar 3 boyutlu modelleme esnasında açıkça görülüyor. 720 parçanın her birinin mühendislik çalışması sadece büyük güçleri dağıtabilmeleri için değil, komşu parçalar ve cam dış cepheyle milimetrik bir hassasiyetle birleşebilmeleri için de büyük bir özenle yapılıyor. Ama açıları tam olarak ölçmek isteyen ekip eski bir teknolojiden faydalanıyor. Tebeşir. İleri teknoloji ürünü gibi görünmeyebilir ama tüm parçaların büyük bir hassasiyetle bir araya gelmesi bu sayede mümkün oluyor. İnşaatın taleplerine yetişebilmek için fabrikanın haftada 18 parça üretmesi gerekiyor. Günde 24 saat çalışmadan bu kadar büyük ve önemli bir binayı bu kadar kısa sürede inşa etmek mümkün değil. Gökdelen yükselmeye başladığında işçiler yorucu çalışma saatlerinin karşılığını almaya başlıyor. Bu tasarım Diagrid teknolojisinin sınırlarını zorluyor. Bugüne dek inşa edilmiş her şeyin çok ötesine geçiyor. Bu proje rüyalarımıza bile giriyor. Binanın yükselmeye başladığını gördüğünüzde ise uzun çalışma saatlerini ve uykusuz geceleri unutuyorsunuz. Abu Dhabi kumlarının üzerinde bir dev hızla yükselmeye başlıyor. Sıra eğimli binanın camdan dış cephesinin montajına geliyor. Ama yer çekimine meydan okuyan yapısı her zaman olduğu gibi devrimsel bir mühendislik anlayışı gerektiriyor. Sermaye kapısının eğimli kısmının dış cephe camlarının montajı büyük bir sorun teşkil ediyor. Eşsiz dış hatlarını kıvrımlı camla kaplamak bütçenin kabarmasına sebep olacak. Gökdelenin kıvrımlı yüzeyleri bir şekilde düşük maliyetli düz camlarla kaplanmak zorunda. Neyse ki antik Yunan geometrisi ekibin imdadına yetişiyor. Elimizde karmaşık bir şekil var. Bu organik bir şekil, kıvrımlı bir şekil. Bunu düz çizgiler kullanarak modellemenin tek yoluysa üçgenler. Üçgen paneller üç eksende de kullanılabilirler. Ayrıca karmaşık geometrik şekilleri kaplayacak şekilde bir araya getirilmeleri de mümkündür. Ama binanın hiçbir açısı birbirinin aynı olmadığından dış cepheyi oluşturmak için 26 bin cam panel gerekiyor. Üçgen şeklinde kesilmesi gereken çok fazla cam olduğundan şehirdeki cam fabrikası çalışmaya hemen başlıyor. Otomatik elmas kesici her birine şekil verdikten sonra camlar üretim bandına gönderiliyor. Ekip camları şantiyeye zamanında yetiştirebilmek için büyük baskı altında çalışıyor. Hey, tutun şunu. Birkaç hafta sonra elmas şekilli parçalardan 8 tanesi yerine yerleştiriliyor. 100 tanesi de yerleştirilmek için sıra bekliyor.
Ancak camların tasarımı sıra dışı olduğundan bu işin altından kalkabileceklerinin testlerle kanıtlanması gerekiyor. Camların montajına başlamış olduğumuzdan testlerin sonuçları büyük önem taşıyor. Her parça birbirine bağlı. Dolayısıyla bir sorun çıkması durumunda parçaları sökmemiz gerekecek. Bu da programın bir hayli gerisine düşmemiz demek. Bu sıradan bir cam kaplama işi değil. Sermaye kapısının çekirdeği düzleştikçe güç kazanıyor. Gökdelenin bu hareketi inşaat bittikten sonra da devam edecek. Normal bir cam cephe rüzgarın sebep olduğu küçük hareketlere ve sıcaklık değişimlerine dayanabilir. Ancak camların kırılmamaları ve su geçirmez olmaları için 20 milimetrelik bir harekete dayanmaları gerekiyor. Cam dış cephelerin daha önce bu kadar büyük bir harekete dayandığı görülmedi. Binamız çok hareketli. Cam inşaatı devam ederken inşaat müdürlerinden Craig Rooney panellerin performansını merak ediyor. En tepeye çıkıp montajı tamamladıktan ve her şeyi hallettiğimizi düşündükten sonra sızdırma sorunu olmasını istemeyiz. Panellerin Dubai'deki bir laboratuvarda son sınırlarına kadar zorlanmaları gerekiyor. Bir uçak motoru ve litrelerce su sayesinde en zorlu hava koşulları yaratılıyor. Büyük an geldi. Bir sızıntı büyük bir felakete yol açabilir. Ve haberler kötü. Daha ilk su testinde sızıntı olduğu tespit edildi. Camların sızdırdığı gerçeği bütün ekip üzerinde şok etkisi yarattı ve herkesi paniğe sevk etti. Camlar dışarıdan alınan iki aşamalı bir koruyucu katmanla bir araya getirilmiş. Esnek, süngersi katman camların hareketine olanak sağlarken suyun dışarıda kalmasını sağlıyor. Suyun dış katmanı geçmesi halinde belli aralıklarla yerleştirilmiş tahliye tüpleri devreye giriyor. Testi geçemeyen panelde su iç katmanı da aşarak binanın içine gidiyordu. Sorunun temel bir unsurdan kaynaklanması yeniden çizim masasının başına dönmemiz anlamına geliyordu. Maliyet, bütçe ve programla ilgili olan tüm planlarımız suya düşecekti. Panel incelemeye alınıyor. Cevapların hızla bulunması gerekiyor. Neyse ki ortada bir tasarım hatasının olmadığı anlaşılıyor. Tahliye tüplerinden birinin çöl kumuyla tıkandığı anlaşılıyor. Problemin çözülmesiyle inşaat yeniden hız kazanıyor. Ama bu cüretkar inşaatın her aşamasında olduğu gibi bir sorunun çözülmesi, ortaya yeni bir sorunun çıkması anlamına geliyor. Sermaye kapısının 5 yıldızlı otel lobisinin inşası ve hayranlık uyandırma etkisinin artması için mimarlar tasarımı daha uç bir noktaya taşıyor. Şimdi de yerden 100 metre yukarıda bir sonsuzluk havuzu ve lokanta inşa etmek istiyorlar. İnşaatın başlamasının üzerinden geçen 18 ayın sonunda sermaye kapısının tasarımı lüks yaşam kavramına yeni anlamlar katmaya hazırlanıyor. Mimarlar havada asılı duran bir havuz ve lokanta inşa etmek istiyor. Ama bu istek mühendislik açısından büyük baş ağrılarına yol açıyor. Mimarların talepleri biz mühendisler için büyük sorunlara yol açıyor. Her şeyden önce yapı güvenliğinden kesinlikle taviz vermememiz lazım. Tasarım iki kat yüksekliğinde bir çıkıntının görünen bir destek olmadan ayakta durmasını öngörüyor. Ancak sadece havuzun suyunun ağırlığı bile 150 tonu buluyor. Yapının kütlesinin büyüklüğü desteklenmesi gerektiği anlamına geliyor. Alttan bir yerden destek yapmak zorundaydık. Başka çözüm yolu yoktu. Bir binaya bu kadar büyük bir sundurma yapmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Tasarımı inşa etmek ancak 22 çelik destek sayesinde mümkün olacaktı. Bunlar yükü binaya iletecekti. Ancak mimarların estetik taleplerini yerine getirebilmek için desteklerin zarif görünmeleri gerekiyordu.
Şantiyenin 90 metre yukarısında havuzla lokantanın şekli yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyordu. Yapısal unsurların biri haricinde hepsi yerlerine yerleştirildi. Ekip 6 ton ağırlığındaki zemin kirişlerinin sonuncusunu yukarı çıkarmaya hazırlanıyor. Vincin pek çok sefer yapması gerekse de dünyanın en yüksek asma havuzu kağıt üzerindeki suretinden gerçeğe dönüşüyor. Kağıt üzerine istediğiniz gibi çizgi çizebilirsiniz. Buradaysa o çizgileri vinçlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu tarifi imkansız bir duygu. Yapının güçlü destekleri ve bağlantı noktaları son derece zarif görünüyor. Bu eklem yerleri suyun üzerinde yürüyen böceklerle aynı mantığı kullanıyor. Çok hafif olduğundan yüzey gerilimi onları suyun üzerinde tutuyor. Bu destekler de suyun ağırlığı altında eğilmeye başlayacak. Sermaye kapısı hızla Abu Dhabi'nin simgelerinden biri haline gelmeye başlıyor. Ama bina yükseldikçe üst katların ağırlığı da sorun olmaya başlıyor. Gökdelenin zayıflaması gerekiyor. Neyse ki mimarların aklına akıllıca bir çare geliyor. Binanın görsel anlamda bir sürprizi var. Bunların içinde en önemlilerinden biri iç avlusu. Bir anlamda güneşin binaya girmesini sağlayan bir aydınlık vazifesi görüyor ve binanın yüksekliğinin yarısını kat ediyor. Tepede çok ince olarak başlıyor ama aşağı indikçe huni gibi genişliyor. Yükün azaltılması ve kuvvetlerin asgariye indirilmesi konusunda olumlu etki yaratsa da bu derin boşluk iki ucuda keskin bir kılıca benziyor. Kat zeminleri yüklerin diagritten çekirdeğe aktarılmasında önemli bir rol oynuyor. 18 kat boyunca uzanan devasa bir boşluk bu yükler için başka bir yol bulunması anlamına geliyor. Tüm katların zemininde büyük bir boşluk yaratacak olması mühendislerimizin ellerini kollarını bağlıyor. Mühendisler katın ortasında bir delik değil, güçleri aktarmak için daha çok ve daha güçlü beton isterler. Bu güçlerin bir şekilde aktarılması gerekiyor. Bunun için çığır açan bir buluş yapılıyor. Dış diagridi içeriden aynalayan bir çelik yapı. Böyle bir şeyin daha önce yapıldığını duymadık. Dahili diagrid yapının önemli bir elemanı. Huni şeklindeki iç iskelet 18 katlı binanın ağırlığını gittikçe incelen zeminine, oradan da çekirdeğe iletecek. Ancak yük bu kadar dar bir alanın kaldıramayacağı kadar fazla. İç avlunun çekirdek duvarını delip geçmemesi için betonun korumaya alınması gerekiyor. Çözüm, çekirdek duvarı bağlantısını güçlendiren devasa altı çelik levha. Bağlantı noktaları mühendislik anlamında tek kelimeyle muazzam. Yükseklikleri 8 metre. Yani iki kat yüksekliğindeler ve çekirdeğe bağlanıyorlar. İç avlunun inşaatı biterken Abu Dhabi mimari bir simge kazanmaya bir adım daha yaklaşıyor. Ancak güneş batarken kutlanan tek şey bu değil. Şantiyede Hintli çelik ekibi mimar ve mühendislerin koruyucusu olan Hindu tanrısı Vishvakarma'nın yıllık bayramını kutluyor. İşleri açısından güvenlik çok önemli. Güvenlik ekipmanları kullanmalarına ve tecrübeli olmalarına rağmen bu kadar yüksekte bu kadar büyük çelik parçalarla çalışmak riski de beraberinde getiriyor. Tanrımıza duyduğumuz saygıyı ifade ediyoruz ve bizi kutsamasını istiyoruz. Bunu tüm işçilerimizin güvenliği ve işin doğru bir şekilde tamamlanması için yapıyoruz. Tüm işçilerin şantiyede kullandıkları basit aletleri Tanrımızın görmesi için sergiliyoruz. İşçilerimizin hepsi emin ellerde olduklarını hissediyor. Aletler kutsanıyor. Çelik ekibinin morali çok yüksek. Ancak camları monte edenler ve 100 metre yükseğe kaldıranlar Abu Dhabi'nin tekinsiz rüzgarları yüzünden zor anlar yaşıyor. Rüzgarın kuvvetli estiğini ipin ucunda asılı olan camlara bakarak anlayabilirsiniz.
Ne zaman bir panelin dönmeye başladığını görsem sinirlerim bozulur. Bu panellerin yukarı çıkarırken dönmeye başladığını gördüğümde ise korkmaya başladım. Meğer 4 tonluk elmas şekilli parçanın binaya çarptığını görmek istemiyorsa hızlı hareket etmek zorunda. Olumsuz hava koşulları camların yukarı taşınmasını ilk kez engellemiyor. Ama Meğer'in bu hızla kalan 107 parçayı zamanında monte etmesi zor görünüyor. Ama sermaye kapısının önündeki tek engel Abu Dhabi'nin tekinsiz rüzgarları değil. Şeyh'in bürosundan son dakikada çok ciddi sorunlara yol açacak bir tasarım talebi geliyor. Bitime 6 ay kala ekibin kalan işi son sürat bitirmesi gerekirken inşaat tamamen durduruluyor. Binanın tepesine bir de helikopter pisti yerleştirmemizi söyleyen bir telefon aldım. Dalga geçtiklerini düşünmedim ama tasarımın bu kadar ileri bir aşamasında akıllarına gelmiş olmasına şaşırdım. Dünyanın en sıra dışı gökdelenlerinden birinin tepesine Abu Dhabi'nin en yüksek helikopter pistini kondurmak basit bir işmiş gibi görünebilir. Ama bu talep iki ciddi soruna yol açıyor. Zaten gerilim altında olan çekirdeğin emmesi gereken yeni güçler yaratıyor. Ayrıca değişken rüzgarlar güvensiz uçuş koşulları yaratıyor. Rüzgar kesmesi adını verdiğimiz etki helikopterlerin yan yatmalarına sebep olabiliyor. Bu büyük tehlike arz eden bir risk. Rüzgar yönünün hızla değişmesi, yani rüzgar kesmesi, helikopter pervanelerinin yarattığı kaldırma kuvvetini olumsuz etkileyebiliyor. Bu da aracın rotadan çıkmasına, hatta yere çakılmasına varan sonuçlara yol açıyor. Güvenlik söz konusu olduğunda hata payımız sıfır. Binanın tepesinde rüzgar kesmesi etkisinin ne boyutlarda olduğunu anlayabilmenin tek yolu rüzgar tüneli. Londra'da sermaye kapısının ölçekli modeli ileri teknoloji ürünü bu rüzgar tünelinde deneniyor. Ekibin korktuğu başına geliyor ve birkaç saniye içinde rüzgar kesmesi koşulları oluşuyor. Hava akımları binanın üzerinden geçiyor. Ancak daha sonra yüzeyde ayrılarak içe doğru dönen türbülansa sebep olan bir spiral oluşturuyorlar. Rüzgar mühendisi Leighton Aurelius bunun ciddi sonuçlar doğurabileceğinin farkında. Pilotların rastgele oluşan bu enerjilerin arasında aracın kontrolünü kaybetmeleri helikopter pistine, hatta daha kötüsü gökdelenin kendisine çakılmalarına yol açabilir. Rüzgar tüneli testinin ortaya koyduğu tek sonuç bu değil. Piste çarpan rüzgar önemli bir emme kuvveti oluşturuyor. Burada helikopter pistini binadan sökmek isteyen çok büyük kuvvetlerden bahsediyoruz. Birkaç tane güçlü tırın helikopter pistini çekerek koparmaya çalıştığını düşünün. Helikopter pistinin güvenli olabilmesi için Aurelius ve ekibinin geleneksel düşünce kalıplarının dışına çıkması gerekiyor. En iyi tasarımın helikopter pistini alçaltmak olduğunu düşünmüyorduk. Ama hem helikopter pistine binen yükün azaldığını hem de pilotların koşullarının daha güvenli hale geldiğini gördük. Helikopter pistini çatının 2 metre üzerine kadar alçaltmak, rüzgar kesmesinin etkisini bir hayli azaltırken fazladan yükün bina çekirdeğinin dayanabileceği seviyeye inmesini sağlıyor. Gerçekten çok rahatladık. Testler pisti zaten alçakta konumlandırdığımız orijinal tasarıma geri dönebileceğimizi teyit etti. Bu da gökdelenin profilinin istediğimiz gibi görünmesi anlamına geliyor. Ancak helikopter pistinin çizim aşaması için 5 aylık bir süre, inşası içinse vincin şantiyede bırakılması gerekiyor. Teslim tarihine sadece birkaç hafta kala ekip son cam panellerden birini yerine yerleştiriyor. Bugünü göreceklerini hayal bile edemiyorlardı. Büromda yerleştirmemiz gereken tüm panellerin bir planı bulunuyor. İlk başlarda kendimi hapishanede gibi hissettim. Her gün yerleştirdiğimiz paneller için duvara bir çizgi çiziyordum. İlk kez bu projeyi bitiremeyeceğimi düşündüm. İlk cam parçanın yerleştirilmesinden sadece 10 ay sonra binanın dış cephesi güneşin altında parlıyor. Sermaye kapısının içini inşa etmek bir yıl daha sürecek.
5 yıldızlı otelin ve Abu Dhabi'nin en sıra dışı iş merkezinin açılması ancak ondan sonra mümkün olacak. Ekip tüm olumsuz şartlara rağmen gezegenin en sıra dışı mega yapılarından birini inşa etmeyi başardı. Yerin üzerinde dönerek yükselen sermaye kapısı 162 metre yüksekliğe ulaşıyor. Binayı inşa etmek için 6 milyon çalışma saati gerekti ama kıvrımları tek kelimeyle muazzam görünüyor. Binanın muhteşem kıvrımlarının altında duruyorsunuz. Son derece etkileyici ve başarılı bir mühendislik çalışması. Ezelden beridir buradaymışım gibi hissediyorum ama hayatımın en hızlı geçen 2 yılıydı. Çok güzel bir serüvendi. Çok şey öğrendik ve imkansız olarak görüp ciddiye almadığımız şeylerin mümkün olabileceğini gösterdik. Abu Dhabi'nin geçmişi çok yakında tribünlerin üzerinde yükselen kıvrımlı çelikler ve gökdelenin camlarından yansıyan ışıkla geleceğe bağlanacak. Şu anda Abu Dhabi dünyanın en heyecan verici mekanlarından biri. İnsanlara kalıpların dışında düşünmenin mümkün olduğunu gösteriyoruz. Kuralları takip etmek zorunda değiliz. 2010 Dünya Enerjinin Geleceği zirvesine birkaç hafta kala Şeyh Sultan sermaye kapısının Abu Dhabi'nin yapabileceklerini tüm dünyaya göstereceğinden emin olabilir. Tek kelimeyle anıtsal bir bina. Abu Dhabi'nin ruhunu yakalamış. Abu Dhabi konu alan kartpostalların üzerine resmi basılacak. Ekip imkansız olduğu düşünülen bir şeyi gerçeğe dönüştürdü. Dünyanın en eğimli gökdeleni unvanını elinde tutan kıvrımlı bir kule inşa etmeyi başardı.